Emniyet güçleri tarafından Samsun, Muğla ve Kahramanmaraş'ta FETÖ-PDY'ye yönelik operasyonlar yapıldı. Samsun merkezli 4 ilde FETÖ-PDY'nin polis mahrem imamlarının eşlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan örgütün polis mahrem imamlarının eşi olan ve Bankasya'da katılım hesabı, örgütün dernek ve sendikalarında da üyelikleri bulunan 9 kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski albay Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan kıdemli albay HSS'nin ilçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyerek çalışma başlattı. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı gözaltına aldı, emniyete götürülen HSS'nin işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. Kahramanmaraş merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında 4 muvazzaf askerin de olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Kasım'da örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan muvazzaf subaylar R.A., M.M., Ö.O., T.E. ve askerlikten ihraç edilen U.G. ile örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen öğretmen Ö.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.